Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım. Kendime suç ararım. Yani şöyle düşünün. Kalenize top gelmediği bir maçı mağlup bitiriyorsunuz. O arada 7-8 tane pozisyonunuz var, atamıyorsunuz. Ben kendimi suçluyorum. Şimdi sosyal medya maalesef çok çeşitli mecralarda çok çeşitli insan gruplarının veya insanların isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya o andaki mağlubiyeti olan reaksiyon ile hareket ettiği ortada. Üzülüyorum. Çünkü yani öyle bir soru sordunuz ki niye üzülüyorum? Futbolda vefa yok. Eyvallah. Dün de yok. Ona da tamam. Ama biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Hele hele başka şekilde hareket etmesini tavsiye edenlere de uymamasını diliyorum. Çok üzüldüm. Çok kırıldım. Evet. Ne oluyoruz? Belki ben alışkın da değilim. Ondan da olabilir. Ama kritik edilebiliriz. Yanlış yapabilirim. Mağlup olabiliriz. Ama ben Galatasaray'a geldiğimden beri ki zamanı aşağı yukarı çok son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor açıkçası. Kendimle ilgili de Galatasaray'la ilgili de başka şeylerle de ilgili. Bu kadar şimdilik. Yo, taktiksel formasyon gereği öyle bir şey düşündüm. Çok yer değiştirdiler ama çok da üst üste geldiler. Orada Halil'in yerinde bir oynama yaptık. Biraz 18 içerisinde, kutunun içerisinde biraz daha etkin olalım diye Diagne'yi de aldık öne. Bence de doğru bir şey oldu. Diagne belki atmadı ama Diagne'ye olan konsantre başkalarının rahat oynamasını sağladı. Yoksa arkadaşlar ben kendi oyuncularıma da söylüyorum. Bunu hep beraber oynayacağız. Bugün Taylan'ı soymadık. 2-3 gündür sağlık heyetimizle ve performans ekibiyle konuştuktan sonra ameliyattan beri dinlendirmediğimizi düşündük. Onu. Artı 21 kişi soyunuyoruz. Federasyona göre. 2 kalecimiz var 19. 2 tane de 1997 ve 99 genç koymak zorundayız. Kaldı 17. Bizden yetişmiş. Değil mi? Dolayısıyla 25, 26, 27 kişilik kadrolarda Perşembe Pazar oynadığınız zaman da bazı değişiklikler olacak. Galatasaray seyircisi şunu demelidir taraftarı. Yok mu? Hocanın bir bildiği var demelidir. Öyle derdi zaten. Çünkü hakikaten kılı kırk yaran bir ekibimiz var. Dediğim gibi haftada da 3 maç şimdi başlıyoruz. İşte Marsilya'ya gidiyoruz. Oradan Rize'ye geleceğiz. Gibi. O yüzden bazı oyuncuların çıkışı çok doğal. Bazılarının oynama işi çok doğal. Bazılarının kadroda olma işi çok doğal. Oluşu doğal olduğu gibi. Tamam, teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.